Hazreti Zübeyir bin Avvam radıyallahu an. Hazreti Zübeyir bin Avvam radıyallahu an ilk iman edenlerden ve cennette müjdelenen 10 sahabiden birisi olan Hazreti Zübeyir bin Avvam radıyallahu an. Hazreti Zübeyir bin Avvam radıyallahu an Peygamber Efendimizin halası Hazreti Safiye radıyallahu anha'nın oğludur. Cennette müjdelenen 10 sahabiden birisidir. Küçük yaşta babasını kaybetti. Velayeti ise amcası Nefel üstlendi ve onun yanında büyüdü. Hazreti Zübeyir bin Avvam radıyallahu an 594 veya 595 yıllarında Mekke'de doğdu. Babası Hazreti Hatice'nin kardeşi Avvam bin Hüveylid, annesi Resul-i Ekrem'in halası Safiye binti Abdülmuttalip'tir. Soyu Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın dedelerinden Kusay bin Kilab'da Resul-i Ekrem'le birleşir. İman bir nurdur. Mümin hayat ışığıdır. Onunla canlı ve diri kalır mümin. Onunla davranışları netleşir, berraklaşır. Onunla güzellikleri açılır. Samimiyet, sadakat kazanır. Küfürse karanlıklar dehlizidir. Orada her şey örtülü ve gizlidir. O dehlize baktığı için yolunu şaşırmıştır kafir. Sözü, özü ve birbirine karışmış davranışları bulanık, samimiyetten emin ve güvenilir olmaktan uzak kalmıştır. İslam, karanlıklar içerisinde bocalayan, hayatlarını hiçbir ölçüye koymamış insanlara güneş gibi ışık tutmuş, önce gönüllerini aydınlatmış, sonra da o aydınlık içinde yaşamalarını istemiştir aslında. İman nuruyla buluşup Allah Resulüne teslim olan sahabe-i kiram, işkence ve zulüm karşısında bile imanlarında sebat etmişlerdir. Onur, gönüllerinde ihlas, sadakat, tevekkül, cesaret, faragat ve fedakarlık çiçekleri açmasını sağlamıştır. Asr-ı saadeti, saadet asrını bunun örnekleriyle anlatmak mümkündür ve örnekleriyle dop doludur. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin havarisidir o. Sevgili Peygamber Efendimizin her peygamberin havarisi yani samimi dostu vardır. Benim havarim de Zübeyir bin Avvam'dır buyurdu. Hazreti Zübeyir İbnül Avvam radıyallahu an bu iman erlerindendir. Genç yaşta 15 yaşlarındayken Hazreti Ebubekir radıyallahu anh vasıtasıyla Müslüman oluyor. Kureyş müşriklerinin işkencelerine ve bütün zulümlerine maruz kalıyor ama imanından hiçbir zaman taviz vermiyor. Bir gün amcası Hazreti Zübeyir radıyallahu anha hasıra sarıp ateşe veriyordu. Muhammed'in Rabbini inkar et, kurtarayım diyor. Hazreti Zübeyir bin Avvam radıyallahu an ise hayır, vallahi asla küfre dönemem diyerek ağlıyor, hıçkırıklara boğuluyor, karşı koyuyordu. Yeni İslam'ın ilk günlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin
öldürüldüğüne dair bir haber yayılıyor Mekke'de. Hazreti Zübeyr radıyallahu anh yaşının küçüklüğüne bakmadan hemen kılıcını kuşanıp bu haberi araştırmak üzere Mekke sokaklarına çıkıyor. Öyle niyet içinde ki eğer bu haber doğru çıkarsa kılıcını bütün Kureyş'in boynundan geçirerek bu niyette dolaşmaya başlıyor. Hazreti Zübeyr radıyallahu anh Mekke'nin üst sokaklarında gezinirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaşıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona ne olup bittiğini soruyor. Hazreti Zübeyr de duyduğu haberi aktarıyor. Bunun için kılıcını kuşandığı haberi araştırmaya çıktığını söyleyince Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin devamlı hayırda olması ve kılıcının galip gelmesi için Zübeyr bin Avvam radıyallahu anha dua ediyor. Hazreti Zübeyr radıyallahu an Selle-i Sef. Nedir Selle-i Sef? Hazreti Zübeyr radıyallahu an İslam'dan önce ilk Selle-i Sef yapan yani kılıcını çeken kişi olarak nitelenir. Bu yüzden bir çığır açmak, hayırlı işlerde öncülük yapmak, İslami güzellikleri yaşamada örnek olmak, kapanmayan bir sevap kapısını elde etmektir. Hazreti Zübeyr radıyallahu anh de kıyamete kadar Allah yolunda kılıç sallayanlardan ecir alacağım, Cibril-i Emin Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve selleme gelerek haber veriyor. Şöyle ki, Allah sana selam ediyor buyuruyor ki, Zübeyr'e benden selam söyle ve ona müjde ver. Kıyamete kadar Allah yolunda ne kadar kılıç sallayan mücahit varsa, onların ecirlerinden bir şey eksiltmeden hepsinin sevabı kadar Zübeyr'e de verilmiştir. Çünkü o Allah yolunda kılıcını sallayanların ilkidir. Sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Talha radıyallahu anh ile Zübeyr radıyallahu anh'tan çok söz ederlerdi. Her ikisinin de aralarında büyük benzerlikler olduğunu belirterek vefakarlık, cömertlik, cesaret ve yiğitliklerini anlatırlarmış. Nesepleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nesebiyle birleşiyor. Bu iki sahabenin şehadetleri de aynı hadisede gerçekleşiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cennetteki komşuları Hazreti Ali radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şu iki kulağımla Talha ve Zübeyr benim cennette komşularımdır buyurduğunu işittim diye nakleder. O vefalı, cesur, güçlü, şerefli bir yiğitti. Yermük Harbi'nde tek başına bir orduydu. Ordusunun bozulduğunu görünce Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek tek başına kılıcım bir sağa bir sola sallayarak kılıcını dağ gibi Bizans ordusunu yarıp geçmiş safların ortasından geri dönmüştür. O ne emirlik ne memurluk hiçbirini istememiş, malı çok olmasına rağmen borçlu olarak vefat etmiştir. Çünkü malı, canı Allah yolunda feda ilemiş, her şeyini vermişti. Dünyada cennetle müjdelenen ilk 10 sahabi arasında bulunan Zübeyr radıyallahu an ashab-ı şuradandır. Annesi Safiye radıyallahu anha Abdülmuttalib'in kızı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de halasıdır. Babası Avvam, dedesi Hüveylid'dir. Zevcesi Esma Zatun Nikayin'dir. Hazreti Hatice radıyallahu anha'dan Hazreti Zübeyr radıyallahu an halasıdır. Cemel vakasında 64 yaşlarında şehit olan
Hazreti Zübeyir radıyallahu anh'ın şefaatini ve samimi bir dost eli, açık, cömert, vefalı, Allah yolunda İslam tebliğinde cesur olabilmesi niyaz ederiz diyor hep sahabeler. Allah kıyamet günü Hazreti Zübeyir radıyallahu anh'ı Efendimiz'e komşu eylesin. Rabbim sahabe-i güzin efendilerimizin yolunda giden mümin ve muttaki kullarından eylesin bizleri. Amin.